Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün diyetisyene gittiğim bir gün oldu. Ancak ondan sonrasında diyetisyenden hemen sonra bir planım olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldım. Aslında bütün günümü vlogladım. Hem diyetisyeni anlattım hem de böyle bütün günümün bir vlogu olan bir video çekmek istedim. Başlangıcını o yüzden dedim ki sonradan yapayım, hani günü anlatayım. Çünkü başlangıcı ilk başta yaptığım zaman sadece diyetisyene gidecektim, sonra eve gelecektim, spor yapacaktım falan. Öyle bir planım vardı, sonra tamamen planlar değişti. Arkadaşımız Ankara uçarken İstanbul, hani aktarmalı uçuyormuş ve uçuş iptal olmuş. İptal olunca İstanbul'da kalması gerekiyordu. Ve çok yakında bir otel vermiş Türk Hava Yolları. Hatta arkadaşım tanıyorsunuz Eren. Videoları daha önceden izleyen biliyordur Eren'i. Üniversite yıllarımın hepsi maalesef onunla geçti. Neyse. İşte Eren buraya geldiğini duyunca hemen dedik ki hani bir şeyler yapalım. Zaten ertesi gün gidecek. O yüzden hemen hızlıca bir plan yaptık. Ben diyetisyenden çıktığım gibi beni aldık, Eren'i aldık, gittik falan gibi şeyler oldu. Zaten videoda izleyeceksiniz. Onun haricinde diyetisyenden bahsedeceğim. Ancak gün içindeki bütün planları izleyeceksiniz. Ondan sonra sonunda da diyetisyenle alakalı yaşadığım her şeyi anlatacağım. Hadi bakalım, gün başlasın. Saçım beni gerçekten alakadar etmiyor. Selam ver. Selam de. S-A. S. Selam. Selam. Hadi ya, hadi ya. Şimdi Beşiktaş çarşıya girmeye çalışıyoruz. Becerebilirsek. Kırmızı yanıyor hala ya. Işık ya bu hani. Normal. Hayır, atlıyor ya. Atlayacağım. Atlasın ya. Atlasın inşallah, vurur kurtulur. Yoldayım ya. Yoldayım. Evet. Şu anki durumunu açıklamak ister misin? İstemem. Her şey darmadağın oldu. Hayatın mı? Evet. Bir haber bekliyorduk. Gelmedi mi? Negatif sonuçlandı. İbo. Ama bizim hayatımızda ilk defa bir şey negatif sonuçlanmıyor. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Mutsuzsun. Ya, mutsuz değilim ama bir moralim bozuldu biraz. Mutsuzsun. Bunlar tatlımbağaların burunlarına kaçıyor. Bunları kullanmalı. Tatsız ya. Saçım nasıl? Çok güzel. Bu arada saçının bence ideal boyu bu. Daha uzununda asak daha güzel duruyor. Ciddiyim, yıkanmamış saç daha güzel duruyor. İbo katılıyor musun? İbo'nun pek saç olmadığı için katılamıyorum. Ne yapıyorsun? Ben nereden bilsin? Saç maç bilmiyor ki. Niye bir araba alıyordun? Çok üzdün şu an. Neyse, döner yemeğe geldik. Neresi burası? Hakan döner mi? Burası İstanbul'daki en iyi tavuk dönerlerden birini yapan Hakan Pastanesi, evet, Beşiktaş'ta. Evet, bunu Eren söyledi. Her geldiğinde döner yermiş. Çünkü İbrahim ısmarlayacaktı. Şurada Karadeniz dönercisi var dedim, etkinler ısmarla. Gönüllü gibi gelmedi. Pahalı mı geldi? Tavuk döner yiyelim. İbo. Sana sallıyoruz ama. Canım sağ ol. Şarjını bitirme. Geldik şimdi arkadaşlara, denettireceğim. Bence beğenecekler. Sonrasında. Bu arada İbo'nun şöyle bir olayı var. İbo geldi, İstanbul'a geldiği günden beri tavuk döner yemek istiyor. Evet abi. Ve bulamadı. Hiçbir şekilde bulamadı. Bunu beğeneceksin. Bunun garantisi verin. Her geldiğimde. Hadi bakalım. Artık tavuk döner istemezsin. Her gün yiyorum neredeyse. Yok canım, estağfurullah. Ne diyor? Artık tavuk döner istemezsin dedim. İster yani, ruhu fakir adamın. İlla ki ister. Neyse. Yani ben. Ben de seviyorum. Değil yani. Vallahi bu çok güzel değil yani. He tamam, doğru kadar evet yemiyorum. Ama gerçekten hayır, canım için zaman ben şu şekilde düşünüyorum. Madem bir şey yiyeceksin, hani madem bir şey yiyeceksin, kaliteli bir şey yemek isterim. Tamam. Tavuk yani, bu işte tavuk dönerin nirvanası diyoruz. Tap noktası. Kapatıyorum. Diyoruz. Yemek muhabbetini sizle yapamayacağım. Gerçekten ruhunuz ve mideniz de fakir. Sürekli bizi bir yere götürüyorsun ama nereye götürdüğün hakkında en ufak bir fikrim yok. Kapalıydı, ne yapabilirim? Bu binalara ne deniyor? Efendim? Ne deniyor bu binalara? Bina. Hayır. Hani insanlar hani fotoğraf çekiliyor ya, özel bir adı var mı? Varsa ben bilmiyorum. Ama herkesin burada bu güzergahın adı ne? Bir özel bir adı var mı? Burada akaretler yok çünkü. Ha, akaret, tamam, akaretler. Çok kötüymüş. Eskiden hepsinde hemen hemen neon vardı. Evet. İnsanlar fotoğraf çekiyor da herhalde insan artık çekinmesin diye. Neonları mı kaldırdılar? Buralar ne peki? Bu aşağılar boş gibi geldi bana. Efendim? Şu aşağılar boş gibi geldi. Dükkan gibi değil de boş gibi. Muhtemelen kirası yüksekse boştur.
tost patates alabilir miyim? Eren, şarjı taksana benim telefonum. Bak orada şey var, şarjeri var. Sen de şarj aldın. Şey, benim çantanın içine koydum. Seni şarj aldım. Şarj aldım. Sen de niye şarj aldım al diye? Çaldım. Topluk içinde kamera çekmeye birazcık çekiniyorum aslında. Bilmiyorum, utanıyorum. Utanmazdım. Kamera konusunda hiç yok, öyle söyleyeyim. Hani çekmeye utanmazdım. Bilmiyorum. Yeni bir ortam, İstanbul falan. Ay birden müzik kesildi bari. Bir şey olmaz ya. Mekan adı neydi? Craft Beer. Yalan nereye geçiyor? Craft Beer, tamam doğru. Beer Garden, Craft Beer. Beer Garden. Güzelmiş yalnız. Eren müzik kötü mekana getirir mi ya? Eren müzik kötü mekana getirir mi ya? Sen de ayarlam et. Maskeni indirsene biraz. Yüzünün güzelliği ortaya çıksın. Benim sakalımı kesmem lazım ya. Evet kanka, kesmen lazım. Çok güzel abi, çok kötü. Sen şimdi nereye geri döneceksin? Eski hayatına mı? Abi. Hayalleri mi? Çok kötü bir gün oldu, çok. Olsun bak, günü güzelleştirmeye çalışıyoruz senin için. Gözlerim kapalı. Rüya görüyorum. Rüya gördük daha iyi biliyorum bak. Tekrar döndüm. Kırıldı mı? Benim karşımda neden mi sıfırdı? Ben yere devriyorum. Senin asemi tedbiyatına gitti. Bayılmışlar. Bayılmadı da. O an rüya gördüm. Ayağım kalktı, düştü mü? Tamsın yok. Ne? Tamsın. Yok. Onda mı yok? Şeyde yok. Ameliyatı komple yok. Yok. Ameliyatı yok yani. Orada yok. Bu varken Tamsın kim ne? Bütün yani hemşire bana götürüyor. Tak. Bir de çık dışarı. Ne dedi? Allah'ım. Sen bayıldın şekerim. Yorgunluktan, uykusuzluktan. Uykudan bayıldım yani. Kaçıncı saat artık? Adam gibi adam. Geldim şimdi. Diyetisyenle neler neler konuştuk, neler neler yaptık. Kaç kilo verdiğimi zaten biliyorsunuz, onun haricinde bir değişiklik yok. O bir gün içinde çok bir şey yemediğim için aynı kilo çıktım. Ama yağ oranlarımı, şey işte kas oranlarımı vesaire, bunları merak ediyordu takip edenler. O yüzden onları paylaşacağım ekstra olarak ve diyet değişikliği yaptık. Ondan bahsedeceğim. Neler yaptık, ne yapacağız, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl videolar gelecek, bunlardan da bahsedeceğim. Hızlıca başlayalım. Şimdi diyetisyene gittim. Benim elimde iki tartı, yani ilk tartıldığım haftanın tartısı ve şu anki tartı var. İki hafta geçti aradan. Benim burada sıvı kaybım, yağ kaybım, kas kaybım hepsi var. Reg döneminden sonra olan bir şey olduğu için birazcık oynamalar olacağını söyledi diyetisyenim. Hani haftaya bakalım nasıl bir sonuç alacağız diyerekler. Diyetimi de birazcık ona göre değiştirdik. Su tüketimimde birazcık sıkıntı olduğunu zaten söylemiştim daha önceden. Bu su diyeti hariç öncesinde çok az su içiyordum. Onu söyledi. Daha fazla su içmem gerektiğini söyledim. Bana hatta şey önerisinde bulundu. Bu Dukan birası var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Dukan birasını yapabilir misin? Eğer hani belki lezzetli gelirse sana. Belki o senin su içimini arttırır. Bir onu deneyebilirsin dedi. Bilmiyorum, onu bir deneyeceğim. Yeşil çayla vesaireyle yapılıyordu galiba. Bütün malzemelerim de var. Hani hoşuma giderse öyle yapabilirim. Çünkü gerçekten su içimim az. Aslında yani bunda şeyleri denedim mesela. Bazen gerçekten çok susuyorum ve çok fazla su içiyorum. Bardağın da biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Ona rağmen mesela büyük bardaklar aldım. Biliyorsunuz benim o bayağı büyük bir bardağım var. Onda şöyle 700 mililitre falan alıyor galiba. Onunla falan aslında içimim güzel oluyor ama unutuyorum bardağı bir yerde. Bir bardağı tamamen dikemiyorum. Bardağı oraya koyuyorum. İşlerimi hallediyorum, ders çalışıyorum falan derken o bardağı unutuyorum. Sonra akşam bardak, bir bardak içtim sadece falan oluyor. O yüzden birazcık sıkıntılı bir durum su içimi. Neyse, tamamen totalde verdiğim kiloyu söyleyeceğim. Şimdi totalde verdiğim kiloyu zaten biliyorsunuz 3.2 miydi, 3.4 miydi? Burada eksisini yazmamışız galiba. Önceki kiloma bakayım. 3.4 verdiğim kilo. Bunun yaklaşık 2 kilosu yağdan gitmiş. Birazcık bunda şeyin de katkısı olabilir tabii. Su diyetinden önce de ben normal bir diyet yapıyordum hani aslında. O da olabilir. Su kaybıyla alakalı da aslında çok uzun, yani 3 gün boyunca baya baya su içtim. Ama onun öncesi çok az su içtim. Birazcık artık onu mu dengeledi, onu mu yaptı bilmiyorum ama 2 kilo bir şey kaybı var, yağ kaybı var. Kastan da biraz kayıp var ama bu kas kaybının 300 gram mı 400 gram
ne galiba kas kaybım. Kas kaybının şeyden olduğunu söyledi diyetisyenim. Hani sıvı açığından dolayı kaynaklanabileceğini ve mesela ben ilk tartıldığımda, diyetisyene girerken ilk tartıldığımda dün tartıldığıma göre şeydim. Daha toktum ilk tartıldığımda. Dün mesela sadece sabah kahvaltıda bir haşlanmış yumurta yedim. Öyle gittim diyetisyene. Ancak bir önceki gittiğimde hani yani normal sabah kahvaltımı yapmıştım, suyumu içmiştim falan hani öyle gittim. Onun da hani bir fark olacağını söyledi. O yüzden hani kas kaybı çok dert etmememi söyledi ve spora ağırlık vermemi söyledi. Çünkü çok fazla spor yapamadım biliyorsunuz. Kardiyo olarak hani günlük bana 1 saat muhakkak kardiyo yapmamı söyledi. Kardiyo olarak ne yapabilirim? Bir sürü alternatif var. Mesela geçen şeye denk geldim. Onu yapabilir miyim bilmiyorum. Daha önce denemiştik aslında. Birazcık başarılı olmuştum ama hep iple denemiştim. İpsiz yapabilir miyim diye araştırdığımda ipsiz yapan da çok fazla olduğunu gördüm. İp atlama challenge var biliyorsunuz. Günlük her gün 1000 ip atlama challenge. Şimdi benim alanım dar. Amaçla da spor salonunda da yapabilirim falan filan ama yani iple bir tık daha şey oluyor hani takılıyorum sürekli falan. İpsiz yapanlar var onu. Sürekli elini bu şekilde yapıp ve sürekli ip varmış gibi atlayarak yapanlar var. Belki o şekilde 1000 tane her gün yapabilirim. Tabii 1000 tanesini hadi aynı anda hurra falan şeklinde yapmıyorlar. İşte 200-300 bir yapıyorlar. 200-300 bir yapıyorlar ya da 100-100 yapıyorlar. Artık hani herkesin bünyesine göre. 1000 atlamalı challenge yapabilirim. Yarınki videodan itibaren buna başlayacağım. Ve aynı zamanda size söz vermiştim. Kendime de söz vermiştim. Bu çoğu yorumda şey yazmış hani creatine yapma falan hani ya da işte araştır bak creatine zararları var. Ya da araştır bak şunu yapan da var bunu yapan da var falan gibi bir sürü şey var. Arkadaşlar matım burada görüyorsunuz. Hala açmadım. Benim bir şekilde bir şeye başlamam gerekiyor. Artık creatine mi olur? Bir sürü şey önerdiniz aşağıya. Onlardan herhangi biri mi olur? Bilmiyorum. Birazdan videoyu kapattığım zaman araştıracağım ve onlardan bir tanesine başlayacağım. Matımı bugün açacağım. Yani siz yarın izleyeceksiniz. Matımı açacağım ve artık bir şeye başlayacağım. Ne olur? Hiç bilmiyorum. Spor kıyafetimi bile giydim bakın. Spor stüdyomu giydim. Altımda da taytım var. Herhangi birine başlayacağım. Birazdan öğle yemeğimi yiyeceğim. Size de onu söyleyeceğim. Yani diyetteki değişikliklerden bahsedelim. Şimdi öncelikle diyette şöyle bir değişiklik yaptık. Ben dedim ki ben akşamları özellikle geç yatıyorum. Yani 1-2 gibi yatıyorum. Akşamları ben dedim hani açlık hissediyorum. Yani belki de bu abur cubur alışkanlığımdan dolayı ya da işte geceleri hep atıştırma yaptığımdan dolayı gece bana bir açlık geliyor dedim. Ve hani bunu engelleyemiyorum bazen. Bazen bir şeyler yiyebiliyorum. Hani bunu nasıl engelleyeceğiz, ne yapacağız falan diye konuştuk. Ve alışverişimde yaptım ona göre. Geceleri hani bizim bir atıştırmalığımız var biliyorsunuz işte saat 9.30-10 gibi bir atıştırmalığımız var. O atıştırmalık için bana aperitif önerileri sundu. Hani bunları tüketebilirsin ama lütfen onu geçmesin diye konuştuk. Ve hani tatlı isteğimi kesecek bazı şeyler ekledik. Ya da işte tuzlu eğer canım çekiyorsa yani aç hissediyorsam onları şey yapacak bazı atıştırmalıklar ekledik. Hepsini tek tek ben yedikçe, ben şey yaptıkça size söyleyeceğim. Bakın bunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz diyeceğim. Onun haricinde akşam öğününde yediğim proteini öğle öğününe çektik. Bunun bir sebebi de şu. Öğle yemeklerinde birazcık hazırlık aşamasında zorlandığımı yani şöyle zorlanıyorum. Akşam zaten kendime yemek hazırlıyorum. Bazen de işte hani İbo varken İbo ile birlikte yemek hazırlıyoruz. Öğlen ekstra bir de yemek hazırlamak bana birazcık zor geliyor diye söylemiştim. O zaman öğle yemeklerini hani hem daha kolay bolde. Öğle yemekleri hem daha kolay hem de böyle beni yormayacak şekilde salata üstüne protein düşündük. Onun işte mesela 2 gün ton balığı yiyeceğim. Salata üstüne ton balığı. İşte 2 gün köfte, 2 gün 3 gün tavuk. O şekilde gidecek. Öğle öğünlerini de bu şekilde atlattık. Akşam öğünleri sebze ağırlıklı olacak. Proteini öğleye çektiğimiz için akşam öğünlerinde sebze yemeği planlıyorum. Evet, şimdilik öğle ile akşamın yerini arada değiştirebilirim. Yani mesela işte İbo evdeyken hani akşam köfte yapacaksam salatayı akşama çekerim. Öğlen bir sebze yemeği yaparım gibi düşünüyorum. Bilmiyorum bakalım. Birkaç bir şey de çıkardık diyetinden ama sabah kahvaltılarımız aynı. Ekmek hariç. Sabah kahvaltılarında ekmek tüketiyorduk. O da gitti. Onun yerine vasat tüketeceğim bir tane. Kalori çığını bir şekilde dengelemeye çalıştık. Oradan bir şeyler yaptık. Hepsini size tek tek anlatacağım. Tek tek videolarda çekeceğim. Şimdilik izlemeye devam edin. Normal diyetimize, sağlıklı beslenmemize devam ediyoruz. Merak etmeyin. Bir sonraki günden itibaren de bazı spor challenge'larını da videonun içine katacağım. Yani yapacağım biliyorsunuz söyledim zaten. Ayrı bir video yapmayı düşünmüyorum onlarla alakalı. Kendi normal günlük videonun, hani günlük videomuzun içinde onları da bulacaksınız. O zaman şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.